şiirleriyle bir halka kıvılcım olan, sözün gücünü yasaklamalara rağmen nesillere aktaran bir şair ve aydın. Hayatını halkının bağımsızlığı ve özgürlüğü için adayan, asla davasından vazgeçmeyen, bu uğurda kurşuna dizilen, sözün gücünün kurşunun gücünden büyük olduğunu gösteren büyük Kazak şairi Mağcan Cumabay. Şiirlerinde güzel gölüm diye övdüğü Sasık Göl kenarında dünyaya gelir Mağcan. Takvimler 1893 yılı Haziran ayının 25'idir o doğduğunda. Mağcan Bekenoğlu Cumabay 1893 yılında Kuzey Kazakistan'da dünyaya gelmiştir. Yaklaşık 45 yıllık hayatında ardında çok büyük miras bırakan şuurlu şair, büyük bir aydın, Alaş aydını ve Türk dünyasının büyük bir değeridir. Mağcan ismi ilk defa ona verilir. Babası Beken zengin bir aileye mensuptur. Dedesi Cumabay ise ticaretle uğraşan ve Mekke'ye gidip hac vazifesini yerine getirmiş saygın biridir. Mağcan hem kendi hem de ailesinin adını tarihe yazdıracaktır. Kazakçanın söz tuğunu şiirleriyle o kadar yükseğe taşır ki Cumabay adı hiç silinmemek üzere tarihe nakşolur. Sürgüne gönderilmesi, katledilmesi, yarım asır şiirlerinin hatta adının anılmasının bile yasaklanması onun izini tarihten silemeyecektir. Bugün Kuzey Kazakistan vilayeti sınırları içinde kalan Kızılcar'da doğan Mağcan, okuma ve yazmayı Türkiye'de eğitim görmüş Muhammed Can Begişov adlı Molla'dan öğrenmiştir. İlk tahsilini kendi avulumdaki avul mektebinde yapmış, Kızılcar'da bulunan Çala Kazak Medresesi'nde okumuş. Bundan sonra da bugünkü Başkurdistan'ın baş şehri Ufa'da bulunan Medrese-i Galiye'ye gitmiş. Ancak orasını bitirmeden kendi memleketine, Kızılcar'a geri dönmüş. Daha sonra Mağcan Cumabayoğlu bugün Kazakistan sınırları dışında yer alan Ombu şehrine giderek orada Rus öğretmen okulunda okuyarak öğretmen olur. Bu okulu üstün başarıyla bitirmiştir. 1910 yılında henüz 17 yaşındayken Uyan Kazak şiirinin yazarı ve Kazak Milli Hareketi Alaş'ın önderlerinden Mircakıp Dulatov ile tanışır. Bu tanışma onun hayatının dönüm noktalarından olur. Mağcan'ın yetişmesini kader biraz da Türk dünyası için hazırlamış gibi, onun ilk öğretmeni bir başkurt, başkurt Türklerinden. Daha sonra İstanbul'da eğitim görmüş bir hocası var. Galiya Medresesi'ne gidiyor. Galiya Medresesi Başkurtistan'da ve orada Tatar hocaları var. Galımcan İbrahim, onun yetişmesinde çok önemli bir şahsiyet. Mağcan'la Galiya Medresesi'nde tanışıyorlar. Ve medresede okurken çok önemli Türk tarihi için, Türk dünyası için önemli isimlerle birlikte sınıf arkadaşlığı yapıyor. Mağcan Cumabay, Kazakların Abay'dan sonraki en büyük şairlerinin birisi. Mağcan'ın şiirlerini anlamak için onun hayat geçirdiği zamanı anlamak lazım. O zaman biliyorsunuz Çar Rusyası zamanında bütün Çar Rusyası'nın coğrafyasındaki halk, Türk halkları, onların içinde tabi Kazaklar da, Özbekler de, Kırgızlar da hepsi var. Çok büyük zorluklar çekiyorlardı. Mircakıp Dulatov başta olmak üzere Alaş aydınlarıyla görüşmeleri sayesinde genç şairin 1910 yılından sonraki edebi eserleri, sosyal, siyasi ve bilimsel çalışmaları milli mücadele ve istiklal amacına doğru yönelir. Genç şair önceleri Abay'a özenerek şiir yazmaya başlar ve kendisinin meşhur şair, sözü altın hakim Abay dediği Kazakların baş şairini örnek alır.
Onun şiirleri bir uyanış döneminin şiirleri, Kazak Milli Hareketi'nin başladığı döneme ait şiirler. Macan da şair olarak Milli Hareket'in sesini yükseltiyor. Macan'ın şiirleri gençleri harekete geçirmekte, toplumu harekete geçirmekte çok etkili şiirler oluyor. Çünkü Macan çok yeni bir ses. Kazak Edebiyatı'nın en büyük şairi Abay olarak zikrediliyor, kabul ediliyor. Ama Abay bir klasik. Macan modern edebiyatın ilk büyük sesi. Eskiden geleneksel Kazak şiiri Abay döneminde yeni bir seviyeye yükseldi. Macan döneminde daha büyük seviyeye geldi. Çünkü Macan Kazak şiirini lirizm konusunda, sembolizm konusunda çok büyük yerlere taşıdı. Çok yukarı yerlere taşıdı Kazak şiirini. Doğumunun 125. yılı dolayısıyla onun şiirlerinden bir demet şiiri Türkçe'ye çevirdim. 30 kadar şiiri. Hayranlıkla ve severek çevirdim. Macan büyük bir şiir dehasına sahip, lirik, epik ve romantik bir şair. Lirizmi genç, idealist ruhundan geliyor. Epik oluşu da destani duygular işliyor. Kazakların son hanı Abılay'ın vefatından sonra Kazak toprakları sahipsiz kalmıştır. 1822 yılından itibaren Kazak devletinin hanlık sistemine son veren Rus yönetimi bölgede sömürgeciliğin önemli uygulamalarını gerçekleştirir. Rus göçmenleri ve çiftçilerine yol açılarak onların akın akın Kazakistan topraklarına göçmeleri sağlanır. Toprakları azalan Kazak halkının ise refah ve geliri de azalmıştır. Bu olayların hepsi Macan'ın şiirlerinde yer alır. Türkçülük konusunda Macan şiirindeki zaman ve mekanı anlamak lazım. Çünkü o zaman Türk halklarının içinde sadece Osmanlı Devleti bağımsız olarak vardı ve Osmanlı Devleti'nden sonra yeni ortaya çıkan Türkiye sadece vardı. Macan'ın döneminde sadece onlar vardı. Macan bu zamanlarda ideolojik baskılar, en çok ideolojik baskılar Sovyetler döneminde en çok ideolojik baskılar oradaki Türk halklarına kendi geçmişini, tarihini unutmaya çalıştılar. O sırada Macan'ın şiirleri bir ders kitabı gibi oldu. Çünkü Macan kendi şiirlerinde uzaktaki kardeşime şiiri en çok başta gelen şiirlerin birisi. Osmanlı'nın son dönemindeki İstiklal Savaşı'ndaki, Kurtuluş Savaşı'ndaki Türkiye Türklerinin zorluklarından dolayı çıkardığı bir kardeşlik şiiri. Macan Cumabayoğlu 1920'lerde yazdığı Alıstagı Bağrıma, Uzaktaki Kardeşime şiiriyle Türkiye Türklerine seslenmiştir. Türkiye Türklerine seslenen bu şiiri Türkistan Türkleri ile Türkiye Türkleri arasındaki kardeşliği en açık ve veciz bir şekilde anlatır. Macan Cumabayoğlu bu şiirinde İstiklal Harbi'ni yapmakta olan Türkiye Türklerinin acılarına, dertlerine bir taraftan ortak olurken, bir taraftan da Türkiye Türkleri ile Türkistan Türklerinin, Kazak Türklerinin, Özbek Türklerinin, Kırgız Türklerinin aynı anadan doğmuş öz kardeşler olduğunu dile getirir. Alısta ağır azap şekken bağrım diyor. Uzakta ağır azap çeken kardeşim. En son dörtlüğünde şöyle der. Bavrım sen ocakta, men bucakta. Bakın ben bu coğrafyadayım, Türkistan'dayım, sen Anadolu'dasın. Kaygıdan kan yutamız, ikimiz de kaygıdan kan yutuyoruz. Layık mı diyor, layık mı bizge kul bolup turu, bize layık mı kul olup oturmak. Kel keteyik Altay'a, ata miras altın tak. Gel gidelim Altay'a, ata miras altın tak. Burada hakikaten bu son dörtlük Macan'ın Anadolu'ya olan muhabbetinin, Anadolu insanının kaygısına nasıl
ortak olduğunu, nasıl kaygılandığını ve kardeşliğin nasıl büyük bir şey olduğunu ve bunun adına, bu kardeşlik uğruna yapamayacağım şey yok ve gel Altay'a altın tahta gidelim. Bizim vatanımız Altay diyor. Bunun için Türkiye Türklerinin de Macan'ın şiirindeki bu ruhu, bu fikri unutmamaları lazım. Türklükten ayrı sembolist şiirleri var. En çok sembolizm şiirleri var Macan'da. Çünkü sembolizm Kazak şiirini Macan'dan geldi. Macan da onu Batı sembolizminden ve Rus sembolizminden alarak, çevirerek, kendisi yeniden üreterek Kazak şiirindeki sembolizm temasını daha yüksek bir seviyeye getirdi. Macan Şumabay hem Çarlık döneminde hem Sovyet döneminde çok büyük cefalar çekmiştir. İlk olarak 1905 yılında Alaş aydınlarıyla birlikte Karkaralı dilekçesine imza attığı için takibe alınmıştır. Daha sonra 1912 yılında Kazan'da Çolpan isimli şiirler kitabı neşredilir. Bu kitabı yayımlandıktan sonra şiirlerinden dolayı Çarlık otoriteler tarafından gizlice takibe alınır. Macan 1913 yılında Omba şehrindeki öğretmen okuluna kaydolur. Burada kültürel alanlarda faaliyet gösteren ve köyden gelen Kazak gençlerine yardımcı olan Birlik adlı gençlik teşkilatına üye olur. Birlik'in yayın organı Balaban'da yazılar yazar. Ben Gençlere Güveniyorum isimli meşhur şiirini de bu dönemde kaleme almıştır. Macan, öğretmen okulundan mezun olunca Alaş Partisi'nin Akmola Eyalet Komitesi Eğitim Birimi Başkanı olur. Bununla birlikte 1917 yılının Aralık ayında gerçekleşen Genel Kazak Kurultayı'na Macan Cumabay, Alaş Orda Hükümeti'ni okutma, aydınlatma komitesi üyesi olarak katılmıştır. Daha sonra Macan, Alaş Orda'nın görevlendirmesiyle Kökşetav Kazaklarının kurultayını yapar. Alaş Hareketi denen milli bağımsızlığı, milli uyanışı sağlama adıyla halkı aydınlatma, halkı geliştirme, bilgi sahibi etme ve milli bağımsızlığı oluşturma yolunda hareketler gerçekleştiriyor. Alaş Hareketi buna hizmet ediyor. Alihan Bökeyhan da liderleri ve Macan o hareketin içinde. Ne yapıyorlar? Bunun için çalışıyorlar. Macan, cedidizm ve abay felsefesiyle yetişiyor. Yani Gasparalı'nın cedidizmle yaptığını, Macan o felsefeyle yetişerek o dönemde bütün Türk dünyasında gerçekleştiriyorlar. Şöyle tanımlarsak, o dönemde Çarlık Rusyası ve Bolşevik Rusyası döneminde bir kere halkın içinden, halkın bağrından kopan ve halkın yaşadığı o sosyal siyasi atmosferde, o sıkıntılı, dalgalı, fırtınalı, ihtilal fırtınalarının olduğu yıllarda hem büyük liderler yetişiyor, Alihan Bökeyhan gibi, hem de o liderlerin yanında halkın duygularına tercüman olan, halkın sefaletini, halkın aydınlanma arzusunu, milli bağımsızlığa ulaştırma için halka mücadele eden ama bunu kalemiyle yapan, dramatik yolla, lirizm yoluyla yapan şahsiyetler yetişiyor. Macan bunlardan biri. 1922 yılında Züleyha ile evlenir ve Macan'ın hayatında yeni bir dönem başlar. Kazan'da şiirleri, Ornubor ve Taşkent'te pedagoji kitabı yayınlanır. 1923 yılında Taşkent'te Şolpan dergisinde Batır Bayan manzumesi ve Şolpan'ın Günahı başlıklı hikayesiyle Macan Cumabaylı'nın şiirleri adlı eserleri yayınlanır. Macan 1923 yılında eşi Züleyha ile birlikte Moskova'ya taşınıp Yüksek Edebiyat Enstitüsü'ne kaydolur. Bu arada üzerindeki Sovyet baskısı ve tacizi devam etmektedir. 24 Kasım 1924 tarihinde Moskova'da Kün Işığı Doğu Komünist Üniversitesi'nde 60 Kazak aydını toplanarak Macan'ı eleştirirler. Bu duruma aldırmayan Macan, Puşkin, Lermontov, Fet,
İvanov, Sibir Yakın şiirlerini ve Maxim Gorki'nin eserlerini Kazakça'ya çevirir. Ardından meşhur Alka bildirisini yayınlar. Örneğin 1929 yılında tutuklanır, 1930 yılında hüküm giyer ve buradaki suçu milliyetçilikti. 1930 yılında hüküm giydiği zaman 10 yıllık bir süreye, 10 yıla kesilir, hüküm kesilir ve o zamanki ismiyle, Sovyet dönemindeki adıyla emekle düzeltme kampı dediğimiz diğer bir deyişle toplama kampına gönderilir. Toplama kampına gönderildikten sonra orada ağır şartlarda çalıştırılır. Burada bulunduğu sırada da Mahjan aslında içindeki ateş hiçbir zaman sönmüyor. Hiçbir zaman bu cesaretinden, hiçbir zaman ödün vermemiştir. Toplama kampından şöyle şiirler yazmıştır. Ne görsem de Allah üçün körgenim, mağan attak ultum üçün ölgenim. Men ölsem de Allah ölmez körkeyer, istey bersin kollarından kelgenin. Yani şöyle demiştir dörtlükte. Ne görsem de Allah için görürüm. Bana şeref millet için ölümüm. Ben ölsem de Allah ölmez, yücelir. Ellerinde ne gelirse yapsınlar demiştir. Hiçbir zaman korkmamıştır. Bu kadar işkenceye, bu kadar cefaya, bu kadar zor şartlara rağmen bu sevgiden hiçbir şey kaybetmemiştir. 1930 yılında 10 yıla hüküm kesildiğini söylemiştik normalde. Ama 1936 yılında yazar arkadaşlarının Mahjan suçsuz, Mahjan nafile, boş yere hüküm giydi diye mektuplar yazmasından ötürü temyize gidiliyor ve 1936 yılında serbest bırakılmıştır. Şiirlerinde Kazakların Sovyetleşmemesini ve Atayurt'ta bağımsızlığına sahip çıkmalarını öğütleyen Mahjan'ın faaliyetleri KGB tarafından yakından takip edilmektedir. Sovyet hükümeti tarafından menfaat ve tehdit gibi çeşitli yöntemlerle yıldırılan çevresi Mahjan'ı günden güne terk etmeye başlar. Artık kitapları basılmayıp şiirleri yayınlanmamaktadır. Mahjan her geçen gün yalnızlaşmaktadır. Ve bu yalnız adam o günlerde şu mısraları yazar. Ey yüreğim, benim ne suçum var? Bu halkı sen sev dedin, ben de sevdim. Onun büyüklüğü, edebiyattaki büyüklüğü Gorki gibi dönemin Sovyet şairleri tarafından da takdir ediliyordu. Nitekim Mahjan Stalin rejimi tarafından tutuklandığında Gorki tavassut edip onun çalışma kampından kurtarılmasına vesile oluyor. Bu Gorki'nin Mahjan'a olan alakası onun Mahjan'ın şiirdeki büyüklüğüne hürmetinden dolayı. Mahjan ayrıca poetikası olan bir şair. Gorki Sovyet sistemi için bir edebiyat yaklaşımı, bir edebiyat yazarların rolünü belirleyen bir bildiri hazırlıyor ve Sovyet Yazarlar Birliği ve Sovyet dönemindeki edebiyat Gorki'nin bu tezine uygun olarak şekillendiriliyor. Gorki'nin bu metni yayınlanmadan Mahjan milli edebiyatın nasıl olması gerektiğine dair bir bildiri yayınlıyor ve Kazak yazarlarının, şairlerinin pek çoğu bu bildiriyi daha sonra desteklediklerini açıklıyorlar. Huzur bulmak için kaçıp geldiği kendi memleketi Kızılcar'da da rahat bırakmazlar Mahjan'ı. Öğretmenlik yapmasına ancak 2 yıl izin verilir. 1929'da tutuklanır ve 4 Nisan 1930 tarihinde Alaş Orda'nın 42 aktif üyesiyle birlikte Mahjan'da 10 seneliğine sürgün edilip ıslah kampına gönderilir. Leningrad'da kirada kalan eşi Züleyha, Mahjan'ı bulmak için 14 defa Karelya toplama kamplarına gider. 2 Haziran 1936 tarihinde Mahjan'ın cezasının azaltılması için devrin itibarlı yazarı Maxim Gorki'nin desteğini ister. Bu destek ve girişimlerle Mahjan serbest bırakılır. Mahjan ve o dönemdeki aydınlar
bir mücadele yoluna girdiler, bağımsızlık mücadelesine, ve o yoldan geri dönmediler. Nasıl döndüler? Onu şehit olarak, aslında onların ruhu da bugün bunu hissediyordur herhalde, o yolda katledildiler. Stalin'in 1937'de başlayan 38-40 yılları arasında yaptığı katliamlarda bu bozkırın aristokratları da var o katliamların içinde. Bir süre sonra Rus istihbaratı tekrar Macan'ı kıskaca alır. Ondan arkadaşı Muhtar Avezov'un tutuklanmasına yardımcı olacak bilgiler vermesini isterler. Bu durum Macan için sonun başlangıcı olacaktır. Arkadaşları hakkında hiçbir bilgi vermeyip onları koruyan Macan tekrar tutuklanarak ağır işkencelerden geçirilir. Serbest bırakıldıktan sonra bir müddet Kuzey Kazakistan'da bulunan anne tarafından akrabaları, kendi akrabalarını ziyaret eder. Yine bir örnek vereyim. Bir akşam kış günü akrabalarını ziyaret etmiş. Gittiği zaman o köyde bir çocuk dünyaya gelmiştir. Ve Makjan gerçekten tanınan, sevilen bir şair. Onun şerefine o gün doğan çocuğa, erkek çocuğa Makjan adını vermişlerdir. Ve Makjan da duygulanır ve küçük Makjan'a diye bir de şiir yazar. Bulunduğu ortamda şiirler okur, güzel, gayet keyifli bir akşam geçirirler. Aradan çok zaman geçmeden 1937 yılında, Aralık ayında yine Sovyet hükümeti tarafından yakalanma emri çıkar. Arşiv belgelerinde bulunan örneğin bu yakalama emri, burada tutuklandığı, bulunduğu yerde yakalanması lazım yazıyor. Macan'a diyorlar ki sen birkaç arkadaşını satacaksın, ona göre senin hayatın kurtarılacak. Ama arkadaşlarını satmadığı için Macan'ı kurşuna diziliyor. Çok geçmeden 1938 yılında Şubat'ta ölüm cezasına kesilir, kurşuna dizme cezasına kesilir. Hemen 19 Mart'ta kurşuna dizme cezası gerçekleştirilir. Bunun da belgesi mevcuttur. Bu da örneğin çok gizli ibareli KGB arşivinde bulunan bir belgedir. Bu belgeye göre hüküm kesildi ve gerçekleştirildiğinde belgesi yine elimizde mevcuttur. 1938'de 19 Mart'ta kurşuna dizme cezası gerçekleştirildi. 19 Mart 1938'de 45 yaşına ayak bastığı yıl, pek çok alaş aydını gibi Stalin'in emriyle kurşuna dizilen Macan'ın da nereye defnedildiği hala belli değil. Macan'dan sonra dahi Sovyet döneminde onun adını anmak dahi yasaklanmış, adını ananlar hapsedilmiştir. Tabii onun için zaten Macan'ın şiirleri yasaklandı. Çünkü çok tehlikeliydi. Sovyetler Birliği içinde, Çar Rusyası içinde tehlikeliydi bu şiirler. Onun için yasaklandı. Ama Makjan yasaklanacağını bile bile kendisinin zorluklar çekeceğini, hatta bu şiirlerin kendini ölüme götüreceğini bile bile yazdı, bile bile yayınladı. 1936 yılında bir köye gittiğinden ve orada bir çocuğa isim verildiğinden bahsetmiştim. Sonra onlara ne oldu diyecek olursanız, o köyden yine Makjan'ın ölümünden sonra çok sayıda insan hapse atıldı. 9 kişi toplama kampına gönderildi ve bunlardan sadece bir tanesi 10 yıl sonra dönebildi. Döndüğü zaman hiçbir şey konuşmuyordu. Geri kalanlarından bir daha haber alınamamıştır. Toplama kampına gönderilen ya da sonunda öldürülen, bir daha haber alınamayan insanlardan bir tanesi de çocuğuna Makjan adını veren babaydı. Bunların suçu neydi? Bunlar Makjan'ı evlerine davet ettikleri için, o akşam yemeğinde bulundukları için onlar da
bu bedeli çok ağır ödemişlerdi. Mağca'nın devlet olmak için Türklük kökenine sarılmak gerektiği düşüncesi de Türkistan başta olmak üzere pek çok şiirinde belirlenip edebiyat araştırmaları ve pedagoji kitabında kesinleşir. O, Kazakların en büyük şairlerinden biridir. Onun yaktığı bağımsızlık ateşi Kazak halkının yüreğinde hala yanmakta. Ama Kazak halkı onun idamından sonra, yasaklanmasından sonra da Mağcan'la beraberliğini, Mağcan sevgisini devam ettirdi. İlginçtir, Mağcan adı Kazaklar arasında ilk kez Mağcan Cumabay'a verilmiş bir isim. Yani Mağcan dediğinizde o tarihlerde bir kişi vardı, o da Mağcan Cumabay. Mağcan ruhu Kazakistan'da bir kıvılcım gibi parlar ve halen o ruh zirvededir ve Kazak ruhunu canlı tutmaktadır. 88'de Mağcan şiirlerinin de serbest bırakılmasıyla beraber Kazakistan Devleti Mağcan'ın eserlerini topluca yayınladı. Mağcan Alaş Hareketi'nin bir lideri olarak 20. asrın başında Kazakistan'ın bağımsızlığı için şiir yazıyordu. Kazakistan'ın bağımsızlığı süreci sekteye uğradığında onun şiirleri karanlığa gömüldü. Tekrar Kazakistan yeni dönemde bağımsız olurken Mağcan şiirleri onunla beraber yükseldi ve bugün Mağcan Cumabay ismi Kazakistan'da bir bayrak şair olarak, milli kültürün, milli bağımsızlığın, milli idealin bir sembol olarak gençler tarafından, nesiller tarafından okunmakta. Uzaktaki kardeşime. Uzaklarda azap çeken kardeşim. Lale gibi boyun büken kardeşim. Kuşatılmış zalim düşman içinde sel gibi gözyaşı döken kardeşim. Ufkuna karanlık çöken kardeşim, ömür boyu cefa çeken kardeşim. Diri diri derinizi yüzerler, ağır işkenceden bıkan kardeşim. Anamız değil miydi Altın Altay? Oynaşır dururduk iki deli tay. Onun kucağında, yaylalarında aydınlık yüzümüz sanki dolunay. Boyalı altın aşık atmadık mı? Bir döşekte tepişip yatmadık mı? Altay adlı anamızın sütünden birlikte emip birlikte tatmadık mı? Dağların bağrından billur pınarlar şırıl şırıl bizim için akarlar. Sularından kuşlar, koyunlar içer. İstesek hazırdı Burak'la Tulpar. Altayların altın suyundan içtin. Zamanla bir yiğit parsa dönüştün. Akdeniz'le Karadeniz ardına kardeşini burada bırakıp göçtüm. Ben kaldım burada yavru kuş gibi. Sanki kanadından vurulmuş gibi. Yol gösteren, kanat geren kalmadı. Avcılar peşimde kor ateş gibi. Yavru yüreğime bir ok saplandı. Yanım yörem al kanımla sulandı. Kalmışım burada halsiz mecalsiz. Atıldım zindana, kapı kapandı. Görmüyorum artık kırı obayı. Gündüz günü gece gümüşten ayı. Kundaklayıp has ipeğe sarardı esirgeyen altın anam Altay'ı. Ayrıldık mı kuzu gibi sürüden? Yağmur gibi yağan oktan çeriden Pars yüreği Ertürk'ümün yüreği. Korkar olduk şimdi cinden periden. Hürriyete aşık olan Türk hani? Gerçekten hasta mı, dondu mu kanı? İçindeki harlı ateş söndü mü? Kim söndürür o ebedi volkanı? Sen orada, ben burada uzakta. Kaygımızdan kan kusarız tuzakta. Layık mı kul olmak? Yekin gidelim, ata mirasımız o altın tahta.